Yapan Murat İde de biliyorsunuz şarkı besteledi, sözlerini yazdı. Yok bu işin sağa solu, aklın yolu İmamoğlu diye bugün de paylaştı. Yani meseleyi artık bir sağ sol meselesi değil, bütün Türkiye meselesi olarak kavramak ve baba, Cem Toker sizle devam etmek istiyorum. Çünkü bu baba, ben sizin ananızım, ben sizin bacınızım bile, Tansu Çiller gibi bir figürde bile işledi yani Türkiye'de bir şekilde bir alıcı buldu. Dolayısıyla baba, kapsayıcılık bunlar Türk siyasetinde nasıl etkiler yaratır? Birazcık sizden dinleyelim bu mesajları. İmamoğlu kağıtlarını doğru oynuyor bence. 5 sene önce İstanbul'da bir ilçenin belediye başkanı iken çeyrek asırlık AKP hükümranlığını İstanbul'da bitiren birisi. Ardından da Türkiye'yi yönetmeye en yetenekli isimlerden biri olarak lanse edilen bir isim. Onun için o da havaya girdi ve hedefleri yüksek. Ama kağıtlarını doğru oynuyor. Yani doğru siyaset yapıyor benim açımdan. Şimdi dediğiniz çok doğru. Buna sadece bir yerel seçim, İstanbul, Ankara seçimi olarak bakmamamız lazım. Ece Hanım biraz, ben onun kadar iyimser değilim. Sermayeden yiyoruz. Yüzyıllık cumhuriyet alışkanlığı o kadar kök salmış ki ne yapsalar kökünden oynatamıyorlar bu işi toplumda. Demokrasi konusunda da sermayeden yiyoruz ama sermaye bitmek üzere. Nereden baksanız 1950 seçimlerinden sonra işte 25 sene, 3 çeyrek asır geçmiş. Ne de olsa bir sandık kültürümüz yerleşmiş, parti kültürümüz yerleşmiş. Ama onu da sarsa sarsa öyle bir konuma getirdiler ki Türkiye'yi demokrasi açısından bugün Uganda'nın altındayız. Biz uluslararası endekste 35 Afrika ülkesinin altındayız. Yani gülüp geçtiğimiz Senegal'di, Gana'ydı, Tanzanya'ydı falan, onların çok altındayız biz. Ve buna ne kadar dayanacağız bilmiyorum. Yani Putin, Rusya, 2018'den beri Cumhuriyet tarihimizde ilk defa Türkiye özgür olmayan ülkeler statüsünde. Ve o statüdeki ülkelere baktığınız zaman saymaya utanıyor insan. Evet, Putin Rusya'sı da var, Sisi'nin Mısır'ı da var, işte Mugabe'nin Zimbabwe'si var, Aliyev'in Azerbaycan'ı var. Ve oralarda da 4 yılda bir seçim var. Siyasi partiler var, parlamentolar var, muhalefet var, sözüm ona muhalif basın var ama asla seçim kaybetmiyorlar. Ekrem İmamoğlu tamam, kağıtlarını çok doğru oynuyor, çok güzel oynuyor ama beni endişeye sevk eden Murat Kurum değil, kurul. 2019'da aldığı kararlar, seçimi yenileme kararı, yani şeyden çıkan, zarftan çıkan işte AKP'nin kazandıkları geçerli.